Şunu söyleyebilirim. Aslında hem Fenerbahçe hem de Arda şu ana kadar en kolay olanını yaptı. Asıl zor olan ve bundan sonra onun için belirleyici olan bundan sonrası. Emre Belezoğlu'yla anısı var mı? Konu Emre. Gran profesyonel. Serbia. Gittik ofisine ve bana dedi ki pazar günü Trabzonspor çok önemli maç. Kazanmamız lazım ve sen gol atacaksın. Alex'le alakalı bir anısı var mı? O şey ya. Yani Fenerbahçe'de 30 gol attıysam 30'u da onun ortasıyla oldu. Ümit Karan'la birbirine girdiler dedi Lugano. Gel dedim. Benden dedi. Ev adresini istedi. Telefon numarasını istedi. Evini basacaktı dedi. Ne söyledi onun için? Al mejor la trayectoria, historia, no? O sea, era otro fútbol. Şey, yani bizim olduğumuz zaman sanırım Türkiye'deki futbol en iyi zamanlarındaydı değil mi? Evet. Yani, evet. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Fenerbahçe efsanelerinden Diego Lugano. 5 sene Fenerbahçe'de inanılmaz bir performans, başarıyla geçen yıllar, altın yıllar Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu Diego Lugano. Biz de rica ettik röportaj için, sağ olsun bizi kırmadı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Muchas gracias que participar. Muchas gracias por la invitación. Sizin de davetiniz için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Özlüyor mu Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'de yaşadığı o günlere? Muchas cosas. Muchas cosas porque yo siempre digo, eso lo digo aquí en Turquía, lo digo en Sudamérica, en Brasil. Los años más intensos en el fútbol, los más intensos lo viví aquí en Turquía. La gente de Fenerbahçe. Tabii ki de çok özlüyorum. Çünkü burada çok yoğun şeyler yaşadım. Çok fazla anım var, çok şey yaşadım. Güney Amerika'da da olduğu gibi burada da yoğun yaşanıyor duygular. Ben de buraya geldiğimde yoğun şekilde yaşadım. Çocuklarım burada doğdu sonuçta. Katar'a gittiğimizde de bir hafta sonra İstanbul'da olacağız diye çok mutlu olduk. Geri döneceğimizi düşündük tekrar buraya. Sadece yoğun hisler olarak değil, ailevi olarak da çok büyük bir önemi var İstanbul'un, özellikle bende o günlerin. O yüzden çok yoğun bir şekilde, mutlu şekilde anılarım olduğunu söyleyebilirim. Özleniyor. Burada çok yaşayan Güney Amerikalı var. Mesela Aurelio burada yaşıyor. Mert Nobre burada yaşıyor. Lugano, hiç düşündün mü burada yaşamayı ya da ilerleyen dönemde? Hoy tengo mi trabajo, mi familia, mi trabajo en Brasil y en Uruguay también mi familia, entonces para vivir es más difícil. Tenés que tener trabajo aquí, ¿no? Pero sí volver permanentemente y estar siempre en contacto con Estambul, principalmente con Turquía, porque me siento en casa, tengo muchos amigos, soy feliz aquí el poco tiempo que estoy, entonces eso ya me hace muy bien y me alimenta, ¿no? Yani çalışmak olarak düşünmedim açıkçası. Hani yaşamak için düşündüm mü derseniz, öncelikle çalışmanız lazım gibi geliyor bana burada. Çünkü hem Brezilya'da olsun hem Uruguay'da olsun, hani benim işim orada ve ailemin de orada sonuçta uğraşları var. Yani yaşamaya değil ama sürekli gidip geldiğim ve buraya geldiğimde mutlu hissettiğim bir yer olduğu için belki ileride bir gün bir iş vasıtasıyla olursa tabii ki o şekilde isterim ama sonuçta diğer işlerimde Brezilya ve Uruguay'da olduğu için daha sıkıntılı olur gibi geliyor şu anda bana. Hedefler arasında Fenerbahçe'de antrenör ya da teknik direktörlük var mı? No tengo ningún objetivo ser técnico en ningún lugar. A pesar de que hice el curso no me veo con la paciencia hoy para ser entrenador. Indirectamente, por mi época de capitán en Uruguay, me vinculé mucho con la parte política de la Federación de Uruguay. En San Pablo también la parte de gerencia deportiva. Entonces hoy, como que entrenador es la última cosa que me imagino. Yani şöyle söyleyebilirim, kesinlikle yok antrenör olmak gibi bir fikrim. Hani ne Fenerbahçe'de ne de başka bir yerde antrenörlük olarak, teknik direktörlük olarak yok. Hani o zaman benim futbolculuk dönemindeki kaptan olan işte Sao Paulo'da olsun ya da Uruguay'da olsun, onlar zaten hani federasyonun içinde ya da Sao Paulo'da daha böyle teknik yönetim tarafında, sportif direktörlük tarafında hani belki bir şeyler olabilir ileride ama hani teknik direktör sabrı gereken o sabır bende olmayabilir, o yüzden çok düşünmüyorum. Uruguay'ı nasıl değerlendiriyor Dünya Kupası'ndaki performansı? Teníamos mucha expectativa con Uruguay, teníamos mucha expectativa. Tenemos buen equipo, buena selección. Hay que separar las cosas. Creo que Uruguay no aprovechó el talento de sus jugadores. Fue un poco conservador y defensivo, principalmente en los dos primeros partidos. Principalmente. Eso hoy está siendo muy criticado en Uruguay.
es un estilo nuestro, el fútbol uruguayo es muy parecido al italiano. Se defiende bien, después ataca. Pero hoy el fútbol es diferente y tenemos jugadores de mucha calidad para jugar diferente. Yani şöyle diyebilirim, özellikle ilk iki maç şeyinde konuşuyorum, nezdinde konuşuyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var, çok iyi futbolcularımız var. Ama bizim Uruguay'ın futbol stili biraz daha İtalyan stiline benziyor. Hani daha fazla defansif anlamda bunu kullanıyoruz. Aslında çok daha yetenekli oyuncularımız var. Ama bu defansif anlamdaki oyunumuz şu anki dünya futboluna biraz daha değişik kalıyor. Tam uymuyor. Daha yetenekli ilerideki oyuncularımızdan faydalanabiliriz gibi düşünüyorum. Ama faydalanamadık diyor. No la aprovechó Uruguay, creo que esa. Evet, esa. Onlardan yeteneklerini kullanamadık. Arrascaeta es el mejor jugador de Sudamérica hoy. Arrascaeta şimdi Güney Amerika'nın en yetenekli oyuncusu mesela. Justamente el último partido. Sadece son maç oynadı. Bueno, esa un poco la crítica que se hace, pero mismo así, sabiendo que Uruguay podía jugar más, yo nunca vi una selección tan perjudicada en una Copa del Mundo que en una serie de tres partidos te cobren cuatro penales mal. ¡Cuatro! Sí. Los dos que nos cobraron en contra no fueron penalti y dos a favor que no cobraron. O sea, es increíble. Yo nunca vi. FIFA después pidió perdón, suspendió a los árbitros, pero ya estamos en casa. Ya fue. No pudimos competir. Uh-huh. Realmente fue desesperador. Ya el penalti contra Portugal, que Jiménez tiene la mano en el suelo y le apuntó a pegar la mano. Había ocho árbitros, los cinco del VAR y los tres de la cancha, y nadie sabía la regla. Sí. La regla dice que cuando está la mano en el piso no es mano. Por ejemplo, y después contra Ghana, lo que ustedes vieron, un penalti que el VAR ni siquiera llamó, otro que llamó y el juez no dio. Realmente yo nunca vi nada igual en la Copa del Mundo. Yani tabii şöyle bir kritik bir durum da var. Dünya Kupası'nda hani başımıza gelen 4 tane penaltı oldu karşı takımların kullandığı. Özellikle bunların 2 tanesi çok tartışmalı penaltılardı. O Portekiz karşısında olan normalde uygulanması gereken bir kural var. Eğer müdahale yaparken el yerdeyse o penaltı verilmemesi gerekiyor. Ama içeride 4 tane hakem var. VAR'da da 4 tane, 5 tane hakem var. 8-9 tane hakemin bunu bu şekilde karar vermesi zaten tartışılıyor. Sonra FIFA özür diledi. Ama hani o hakemlere bir daha görev vermedi. Ama iş işten geçti. Ya da işte Gana'ya karşı olan gene penaltı. Orada da tartışmalı bir şey var. Orta hakem önce vermedi. Yan hakeme gitti. Yan hakem gitti. VAR'a gitti. Oradan döndü gene şey oldu. Yani bu tarz kritik mevzular da var tabii bu seneki şampiyonada. Eso llevó a la reacción un poco fuerte de jugadores que son tranquilos, como Muslera, Cavani, hasta propio Godín, que son tranquilos en los últimos partidos. Realmente tuvieron reacción fuerte encima del juez, encima del VAR. Ahora se habla de una suspensión grande para ellos. También Jiménez. O sea, llevó esa reacción el mal arbitraje que nos dejó fuera de la Copa, ¿no? Yani ondan sonra da tabii Muslera'nın olsun, Cavani'nin olsun, Jiménez'in olsun reaksiyonları da hani çok fazla konuşuldu ama bu tarz haksızlıklara uğrayınca, hani sonuçta kupadan elenince bunlar da bu baskıları yapmak zorunda kaldılar yani. Brezilya'nın elenmesine şaşırdım ha. Sí, era mi gran candidato. Benim için en büyük kazanan adayı oydu. Brezilya'ydı, şaşırdım. Llegaba muy bien la Copa, muy bien, muy equilibrado. Defensivo, ofensivamente. Çok iyi geldiler oraya kadar. Hani çok dengeli oynadılar defansif olarak, ofansif olarak. Un trabajo de largo plazo de Tite, muy bueno. Pero bueno, el fútbol es increíble. Cuando empezás a mata-mata, los partidos hacen parejos. Ayer Croacia partió una vez al arco, una vez. La pelota rebotó, gol en los penaltis. Yani teknik direktörleri de aslında çok iyi bir seçim yaptı, iyi işler çıkardı takımda. Ama yani futbolunda bazen bu şekilde bir adaletsizce oluyor. Sadece bir kere geldi Hırvatlar ve o da ayağına çarptı, köşeden gol oldu yani. O şekilde uzadı maç. Neymar'ın performansını nasıl değerlendiriyor? Bir de Neymar'ı nasıl anlatır? Karşılıklı oynadı. Zorlar mı sahada Neymar? Neymar está forzando mucho en la cancha, ¿no? Sí. Creo que de todos los crack que llevan a la Copa, Mbappé, Messi, King, Son, yo creo que el que lleva mejor a Neymar, el que lleva más preparado y jugando mejor en PSG. Pero el primer partido contra Serbia recibió duras patadas, una le torció el tobillo, mal, ya no pudo jugar los otros dos. Y yo lo vi contra Corea, realmente jugó muy bien, pero yo lo vi a un 50%. Como proteger, protegiendo mucho el tobillo, y ayer contra Croacia hizo un golazo, es talentoso,
pero no pudo ser el mismo. Uh-huh. O sea, Brasil y Neymar, yo creo que no tuvieron suerte con la lesión. Fútbol pasa mucho por eso, también por la suerte, ¿no? Yani şöyle diyebilirim, tabii ki de şampiyonaya gelene kadar gerçekten Neymar'ın büyük bir etkisi oldu. Özellikle ilk maçta da Sırbistan'a karşı oynadıklarında da bileğine çok ağır bir darbe aldı biliyorsunuz. O darbeden sonra da tabii ki de doğru düzgün, yani %50'siyle oynayabildiğini söyleyebilirim. Hani evet, çok iyi baktığınızda Mbappe var, Son var, hani diğer çok iyi Messi, bütün oyuncular var. Hatta Neymar en iyi başlayandı bu isimlerin arasında. Ama o sakatlıktan sonra maalesef Brezilya için de Neymar için de bir şanssızlık oldu. Hani Kore karşısında en azından %50'sini verdi diyebiliriz. Futbolda da şans önemli bir faktör sonuçta. Hani bu şanssızlık Brezilya'ya da Neymar'a da rastlamış oldu. Neymar'la karşılıklı oynadı. Nasıl anlatır Neymar'ı? Jugar como cada vez es más difícil que el fútbol de hoy. El fútbol es muy táctico, muy igual. Uh-huh. Es un jugador que tiene una capacidad de neuromuscular de cambiar de dirección. Uh-huh. Muy fácil, frena, arranca, es muy liviano, tiene mucha personalidad, le pegas y sigue jugando. Realmente un jugador fantástico que yo creo que Brasil desperdició. Yo creo que Brasil desperdició o no le dio el valor que debería. Y seguramente en los próximos años se va a lamentar por no dar el valor que él tenía, ¿no? Yani şöyle diyebilirim, kendisi zaten inanılmaz bir oyuncu. Yani her defasında kendini geliştiriyor, sizi geçmek için her şeyi yapıyor. Her mücadelede daha farklı bir şey yapıyor. O kadar değişik bir oyuncu ki, yani bir anda fren yapıyor, bir anda hızlanıyor, bir anda dönüyor. Yani kassal yapısını nasıl kullanıyorsa bir anda sizi ters çevirebiliyor. Ama aynı zamanda çok karakterli de bir oyuncu. Gidiyorsunuz, tekme atıyorsunuz ama oynamaya devam ediyor. Hani hiç size karşı şey yapmıyor. Ve ileride sanırım Brezilya şu anda olması gereken değeri Neymar'a vermedi ve ileride de sanırım ondan özür dileyecekler, sana zamanında gereken değeri vermedik diye diyor. Tekme atardık, tepki vermez diyor. Tekmeyi kalsi mi vururdu? Yaklaşmasın Neymar. La pegas de Neymar. para que no acerque más a ti o no, es para que vaya poco a poco a tu lado. Sí, sí. Benim tarafımdan ya öbür tarafa gitsin diye. La única manera de pararlo. Bu türlü durduramazsın kendini. Tabii. Ronaldo'ya karşı oynamış mı? Sí, sí, contra los dos. Mi generación contra Ronaldo fenómeno, abi, el 9. Ona karşı da oynadı. Ronaldinho también. Ronaldinho sí, oynadım ona karşı. Si tuve la suerte de agarrar dos generaciones yo. Benim şansım. No, tuve la mala suerte en realidad. Benim aslında kötü şansım iki tarafla da oynamamdı. İki jenerasyonla da oynamamdı. Evet, hepsini yakaladı. Messi'yle de oynadı. También jugó contra Messi, pero Messi, tanto Messi como Neymar como Ronaldo. Una cosa es jugar en Europa contra ellos, que no se los puede tocar. Prácticamente Messi en Barcelona o Ronaldinho, hay que dejarlo pasar y aplaudirlo, porque si no la prensa y la liga y la industria del fútbol, o sea, te mata si lo tocas. Es como proteger a ellos. Muchísimo. Ya en Sudamérica es diferente. América, en Sudamérica es fútbol. Sí, os gustáis más pegar de calle. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, pues yo te quiero ganar también. Ya, şöyle bir şey var ama şimdi bu oyuncular Avrupa'da oynuyorlar. Avrupa'da bu oyuncuları bir şey yaptığınızda basında olsun, FIFA'da olsun, futbol dünyasında olsun size çok büyük bir baskı oluyor. Yani onlara biraz yol açıyorlar, hani buyur geç tarzında. O yüzden Avrupa'da biraz fazla korunuyor bu oyuncular. Ama Latin Amerika'ya, Güney Amerika'ya geldiklerinde böyle bir şey yok. Yani nasıl normal bir arkadaşınla oynuyorsan onlarla da oynuyorsun. Onları da vurabilirsin, şey yapabilirsin. Orada bu kadar koruma yok açıkçası. Yok. Hayır, ben Güney Amerika maçını izliyorum mesela. Sabaha karşı oynadım. Tekme tokat ya, böyle bir şey olamaz. Todavía se mantiene un poco. También ha cambiado del fútbol esencia, ¿no? El fútbol competitivo. Noble, leal, pero competitivo. O sea, antes que un... Peor. Antes que un espectáculo es una competencia. Yo te quiero ganar y tú ganas, porque yo tengo mi gente también. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Todavía queda, pues también lo van acabando eso. Yani eskiden bir tık daha fazlaydı. Şimdi de gene o futbolun esansı değişti. Hani daha farklı oldu. Çünkü hani benim kendi arkamda da adam var. Seninkinde de var. Hani destek olarak bakıldığında. O biraz korumacılık orada da başladı ama eskiden tabii bu kadar değildi. Daha kötüydü yani. İbrahimovic'e karşı da oynamıştı. Onunla aynı takımda oynamıştı. Fenerbahçe Inter maçları. İbrahimovic'i de çok iyi tutmuştu, hatırlıyorum. Nasıl anlatır? Hem o günkü performans, hem Paris Saint-Germain'de birlikte oynadı. Nasıl anlatır İbrahimovic'i? Nasıl bir karakter? Anısı var mı bizimle paylaşabileceği? Realmente es
de los jugadores más difíciles que tuve que marcar, porque es un delantero de 1,97 m, uh-huh. me saca 10 centímetros, uh-huh. es muy fuerte, muy coordinado, muy uh-huh. técnico, muy técnico, mucha personalidad, agresivo, cinturón negro de taekwondo, entonces es más difícil todavía, realmente una personalidad muy, así como él habla en la prensa, habla en el vestuario, muy desafiador, uh-huh. Realmente un personaje uh-huh. que el fútbol le dio, y que yo tuve la suerte de jugar a favor y contra él, realmente hay mucha anécdota, principalmente de esa manera agresiva, ¿no? De él ser también, ¿no? Yani şunu diyebilirim, sonuçta 2 metrelik bir adam. Hani giydiği zaman da girdiği zaman da sizden 10 santim uzun oluyor zaten ve çok kuvvetli. Siyah kuşak eski karatecilerden bakıldığında yani bak çok kuvvetli, ona karşı oynamak gerçekten inanılmaz zor. Bu fiziğine rağmen çok da teknik. Yani ayağını çok iyi kullanıyor ve çok zorluyor. Gerçekten çok zorluyor. Ha, benim şansım hem onunla birlikte oynadım hem ona karşı oynadım. Nasıl basına konuşuyorsa soyunma odasında da o şekilde konuşuyor ve şey yapıyor ama gerçekten çok iyi bir karakter. Bakıldığında karakteri çok düzgün bir karakter. Birlikte aynı takımda olunca bunu görüyorsunuz. O yüzden çok önemli bir yetenek diye. Var mı bir anısı paylaşabileceği? Şey? Çünkü demeçler de çok komik mesela. Yürüyen ego diyorlar mesela. Porque ya sabes que están diciendo que tiene un ego grande pero no puede. Tane var ama yani. No, pero es simpático también. Una vez simpático una vez ama bir keresinde él uno contra uno él es muy buena persona. Yani birebir karşılıklı olduğu. Nadie me hizo un cuento. Me hizo un cuento una vez que cuando él era joven en la guerra, ¿no?, de la ex Yugoslavia. ¿Dónde? En la guerra de la ex Yugoslavia. Ajá, guerra. Okay. Yeah. Antes que la familia él estaba pasando mal cuando era adolescente, entonces se tuvieron que ir a Suecia, ¿no? Sí, medio como escaparon. Y él le prometió al padre, que lo quiere mucho el padre, dice, no te preocupes, papá, que yo voy a ser el mejor juego del mundo, voy a ser millonario y voy a tener una Ferrari. Sí. Y me dijo, Diego, dice, es la primera vez y única que Ibra mintió, porque él siempre habla en tercera persona. Es la primera vez que Ibra miente al padre, porque Ibra hoy es el mejor juego del mundo, es millonario, pero tiene 6 Ferrari. O sea, ¿6? ¿6 o cuánto Ferrari tiene? Ahora tiene 6. ¿6 y, no? Y él había prometido 6. Una. Le mintió al padre. Şimdi, normalde İbra hep üçüncü şahıslar hakkında konuşur, başka şeyler konuşur ama bir kere bana şunu anlattı. Biliyorsunuz Yugoslavya zamanında bir savaş oluyor ve bu savaşın sonrasında onlar da tabii ailece İsveç'e kaçıyor. Evet. İsveç'e kaçtıklarında İbra bir gün babasıyla konuşuyor. Babasına diyor ki, baba hiç endişelenmeye gerek yok. Ben ileride dünyanın en iyi futbolcusu olacağım. Çok zengin olacağım, milyoner olacağım ve bir tane de Ferrari alacağım diyor. Ama İbra hayatında ilk defa babasına yalan söylüyor. Evet, çok iyi bir futbolcu oluyor, milyoner oluyor ama bir Ferrari almıyor. 6 tane alıyor. Onu mu anlatmış? Evet. Ben burada bir ay önce Can Adat'ta röportaj yaptım. Dedi ki, bir gün dedi Galatasaray maçında kavga çıktı dedi. Sonra Ümit Karan'la birbirine girdiler dedi Lugano. Gel dedi, benden dedi, ev adresini istedi, telefon numarasını istedi, evini basacaktı dedi. Ne söyledi onun için? Bulmuş mu telefonu? Ya se encontrado telefonu real y dirección de No, primero así. Yok, bulmadım. No, antes el fútbol le pasaba eso. Ama futbolda önceleri böyle şeyler oluyor. Oluyordu. Sí, tienes razón. No había tanto, era normal. Normaldi o zamanlar. Si tú discutías en el campo y no te dabas bien. Yani sağ içinde tartışıyorsanız ve kötü bir şekilde bitiyorsa o muhabbet. Después tal vez resolvías como hombre y nadie se enteraba. Şey için, adam gibi düzgün şekilde bitirmek için o işe başvuruyordun işte. En Sudamérica pasaba, creo que en Turquía también. Realmente primero, yo tengo un gran respeto por la competitividad uh-huh. que tuve con él, con Mijarán, uh-huh. con otros jugadores de Galatasaray, otros sí. equipos, tengo un gran respeto. Él también luchaba mucho por, uh-huh. por su club, entonces eso genera respeto uh-huh. en los jugadores. Pero nada, son cosas que quedan ahí en el fútbol, entre jugadores, nada cambia el respeto uh-huh.
y también la admiración porque cada uno lucha por lo suyo, ¿no? Yani sonuçta şey olarak iki tarafta mücadeleci. Hani Galatasaraylı diğer oyuncular olsun, Fenerbahçe'deki bizler olsun. Sonuçta saha içinde böyle şeyler oluyor. Hani aslında onu isteme sebebim hani düzgün şekilde hani bunu bitirebilmek. Ya o şekilde bunu zaten söyledik. Hani düzgün şekilde derken no, no sé, no importa de qué manera, pero hay que saldar. Ne açıdan oldu önemli değil. pero no, o sea, no era ni único ni. Ya zaten o tek benim değildi, hep oldu. Antes pasaba, önceleri çok oluyordu. Oluyordu evet. Pasaba y no había y después no quedaba ahí. Yani ve orada kalırdı o. O olan olurdu, orada kalırdı. Ama o kalmadı. Sí. Pero no pudiste encontrar. Y no se involucraba ni hinchadas, ni prensa, nada. Yani hiç medyada çıkmaz, taraftar bunu bilmez. Hani o şekilde topçular arasında bitirmiyor. Mira, hombre, así normal, adam pero... Adam gibi hani bir şekilde bitirmiyor. Así, otra... Creo que fue cambió un poco ahora, yani ¿no? Şimdi işler biraz değişti sanırım. Peki karşılaştılar mı sonra? Bu olaydan sonra? No, solo nos enfrentamos. No, yok, öyle solo yani enfrentamos. Konuşmada sadece hani denk gelmişliğimiz olmuştur ama öyle. Con mucha fuerza. De las dos partes. No, mucho respeto. Ya şey çok yani kendilerine de diğer bütün şeylere zaten çok saygım var. Sonuçta herkes mücadeleci, kendi şeyini ortaya koyuyor. Con otros jugadores sí tuve tal vez más problemas de otros equipos, pero... Diğer takımlardan başka oyuncularla çok büyük daha olaylarım oldu. Yani bueno, problemlerim oldu. Ama bıraktım sonra da. Tümer Metin diyor ki ben hayatımda diyor ondan daha kuvvetli bir adam görmedim diyor. Tümer Metin ha dicho que nunca he visto un hombre así que tan fuerte como Lugano. Ya, que estaba. Eso me gustaba entrenar porque era mi única manera de defenderme, ¿no? Yo no era el más talentoso obviamente. Entonces si yo no era el mejor entrenando todos los días no podía jugar. Tabii ki de yani her gün çok sık antrenman yapmanız gerekiyor. Çünkü defans yapmak için hani vücudunuzun şey olması, teknik olarak iyi olmanıza gerek yok. Vücudunuz da güçlü olması gerekiyor. Cada uno se defiende como puede. Herkes tabii defans yapabildiği kadar yapacak. Mi fuerza, o sea, mi fortaleza en el futuro, obviamente la agresividad, la fuerza física. Yani eso... Benim futbol anlayışım özelliğim agresif olmam ve kuvvetli olmamdı tabii ki de. O yüzden çalışıyordum da. Tal vez si tuviera el talento de Alex, entrenaría menos. Tabii yani hani Alex gibi bir oyuncu girerse de hani daha güçlü olmanız gerekiyor, daha iyi olmanız gerekiyor. Dün mesela soru çıkarıyorum, Lugano'ya bakıyorum falan. Hı hı. Bir baktım böyle görsellerde Emre Aşık'ı da tutmuş böyle. Sí. Ah, fue algo que así. O şey maç, Ali Samen'deki maç herhalde değil mi? Ali Samen, ex estadio de Galatasaray Treano. Sí, fue el último partido. Son maçta orada. Şeyler iniyor ya, bir sürü şeylere. Recuerdas que están trayendo botellas. Lugano'nun gol attığı maç. Partido, fue otro. O değil. Todos los clásicos eran problemas antes. Zaten bundan önceki, yani benim olduğum zamandaki bütün derbiler sıkıntılı zaten. Sıkıntılı. Todo problema. Bütün hepsinde bir problem var. Evet. Pero ese día, así yo después me arrepentí, mucho me arrepentí, porque generó esa discusión dentro de la cancha, generó a toda la hinchada afuera, muchos nervios. Entonces, un poco por mi culpa, se generó un clima muy peligroso. Entonces, realmente, con el tiempo me arrepiento mucho, inclusive, ¿eh? Cuando seas más maduro sobre sí, eso. Claro, sí, es un gran error. Fui suspendido como 6 partidos. Este Fenerbahçe me multó. Pero principalmente generé ahí un clima en el estadio que un jugador no puede generar. Entonces realmente con el tiempo decís un gran error de la pasión más joven, ¿no? Yani şu anki daha olgun aklımla baktığımda evet her derbi maçında çok büyük sıkıntılar oluyordu. Bazen saha içinde yaptıklarınız bütün stadı da provoke ediyordu. Ve benim yaptığım hataların da olduğunu görüyorum bazı maçlarda. Ve yani atılıyorsunuz. Üstüne Fenerbahçe bana ceza da verdi bunun üzerine yani. Bu yaptıklarımdan dolayı ama şimdi biraz daha zaman geçince düşündüğümde benim de kendi hatalarım vardı. O en azından saha içindeki problemleri tribüne taşınmasında da benim yaptığım hataların da olduğunu görüyorum şu anda bak. Inclusive ahora encontré, bir casualidad, hace 3 meses en un torneo de Lechen en Rusia. Encontré a él después de 10 años o 11 años y a CSKA Moskova. Sí. Ajá. Después Volkan Demirel mi? No, estaba Tunçay, estaba Reaksiz. Rusya'da olan bir turnuva vardı. Y después de 12 años lo encontré y le di la mano y le pedí disculpa por aquel día.
Fase 3 mi 4 meses. 3-4 hafta önce hani şansı orada rastladım. Daha önceden hani sıkıntı olan özür de diledim hani geçmişte olan şeylerden dolayı. Onun kendilerine de söyledim. Pero realmente antes todo lo clásico era problema, todos. Ama yani bunu çok gerçekçilikle söyleyebilirim. Önceki derbiler gerçekten çok sıkıntılıydı. Yani hepsinin ayrı bir problemi vardı. Yo no sé por qué pues tanto los problemas. Yani neden bilmiyorum hep de problemlerin içinde ben varım. Damla çiçek gibi ya, hiçbir şey olmuyor. Erik ama bu kadar. Zico röportajında Aziz Yıldırım kardeşi bir anısını anlattı. Volkan Demirel'le Lugano birbirine girdiler dedi. Soyma olsa kavga ederken benim abim araya gir dedi. Az Yıldırım'da sonra şey oldu dedi. Kavga ettiler dedi. Sí, sí, sí. Bueno, fue una sí. Partido de Champions League. CSKA Moskova. Contra CSKA. Antes, o sea, entramos discutiendo en el vestuario. Pasión. Discutes, pasión. Tabii o tutkuyla soyunma odasında kavga çıkıyor. Tabii. Yani, no sé si íbamos perdiendo, nos empujamos, no sé, yani, nos estamos insultando. Birbirimizi itiyorduk, küfürleşiyorduk yüz yüze. Yo sé que Edu, hermano de Zico, hermano de Zico, Edu Coimbra, es chiquito así, bien pequeño. No sé que entró a gritarnos nosotros. Para que nos calláramos y yo y Volcán grande los dos discutiendo de él abajo así. Ya o Zico'nun kardeşi Edu'yla hani tartışma oluyordu. Zaten Edu bu kadar Volkan'la 2 metre onlara şöyle yapıyordu yani onları. No me acuerdo ni por qué, pero seguíamos y ahí entró Başkan Aziz al vestuario. O sea, con la forma de él hacernos callar a todos gritando. Y Edu se dio vuelta y le dijo: El vestuario acá no. Yani o sırada Aziz Yıldırım içeri gidiyor. Hani aralarında şey yapıyordu. Tam biz kavga ediyorduk. Hani şey yapıyorduk. Geldi dedi burada yapmayın. Burada soyunma odasında yapmayın demeye başladı. Ay bakan, está despedido. En el momento el vestuario está despedido. Ondan sonra içeri girdi ve yani herkes bir anda kaçıştı. Herkes sustu böyle bir anda dağıldılar. Entonces también provoqué por culpa mía que hayan echado a al hermano de Zico que mi amigo hasta hoy ya çünkü hani Zico'nun kardeşi benim de arkadaşım biraz onu ben de provoke ettim hani bu mevzuda. Pues el fútbol antes en Turquía era muy intenso, era muy loco. Gerçekten futbol önceden Türkiye'de çok yoğun böyle şiddetli arzularla gitti. Siempre pasaba algo, siempre. Her zaman bir şey oluyor. Siempre pasaba algo. Aziz Yıldırım'la bir anısı var mı? Hiç kendisini çağırdım öz olarak taktik verdi mi? Yeah. Bir şeyler anlattı mı? A veces no él me respetaba mucho pero pocas veces me llamó a mí porque él sabía que yo siempre daba mucho. Pero bueno, una anécdota que nunca conté, fue antes del partido del Trabzon 2011. Nosotros estamos siguiendo, estamos bien, estamos llegando. Y me llamó a la oficina el viernes. Yo nunca, pocas veces me llamaba a mí. Lo llamaba a todos menos a mí porque él sabía que yo siempre hacía mi trabajo. 100%. Bu anımı kimseye anlatmadım daha öncesinde başka yerlerde. Kendisine gerçekten çok büyük saygım var Aziz Yıldırım'a. 2011 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'a karşı oynayacaktık. Pazar günüydü maç ve yani bayağı iyi şekilde ilerliyorduk. Beni çok çağırmazdı. Herkesi çok çağırırdı ama beni çok çağırmazdı ofisine. Çünkü hani bilirdi ben %100'ümü veriyorum, savaşıyorum sahanın içinde. Cuma günüydü hiç unutmuyorum. Tercümanı da aldı Umut ya da Samet. Hani geldiler. Gittik ofisine ve bana dedi ki pazar günü Trabzonspor çok önemli maç. Kazanmamız lazım ve sen gol atacaksın dedi bana. Gol atarsan da primini yatıracağım dedi. Sana özel primin var dedi. Ben de dedim ki ben kendime özel prim istemiyorum. Zaten Fenerbahçe bana gayet iyi bir maaş veriyor. Ben prim istemiyorum. Teşekkür ederim. Hayır gideceksin golünü atacaksın primini alacaksın dedi. Ve gittik. Hakikaten ben Trabzon maçında gol attım. Benim golümle kazandık. Pazar günü döndük maçtan sonra uyuyorum. Pazartesi sabah telefon. Ofisime gel. Gittik başkanın ofisine. İşte tebrik etti golünü de attın dedi. Ve hakikaten de primi verdi. Ben kabul etmedim primi. İstemiyorum ben bu primi. Eğer grup olarak bu primi verecekseniz kabul ederim bütün takıma ama ben bunu kabul etmiyorum. Bunun üzerine tabii ki de nasıl kızdı bana. Çabuk çık dışarı primi nasıl alıyorsun? Çabuk çık dışarı. Ama evet belki bana çok kızdı ama bir yandan da saygısını almışımdır diye düşünüyorum. Umut, después Umut llorando para mí decía Diego, dice, si tú no querías
hubiese agarrado y repartía entre los traductores. Qué cosa tan importante. Sonra Umut da bizim tercümanımızı aldı, dedi ki ya Lugano istemiyorsun tamam da al bari biz tercümanlara buraya da aldırız. Lo siento, lo siento Umut, pero no podía, no podía. Ama yapamazdım Umut dedim. Çok özür dilerim. Mesela bu anlattığı hareket inanılmaz bir hareket. Eso estilo es increíble. Çok karakterli bir hareket. Con carácter. Mesela bazı oyuncularla konuşuyoruz, diyorlar ki Lugano çok tutumlu diyorlar. Jugadores que están siendo tu... Mesela bu hareket gusta, tam tersi bir hareket. Tu te gusta dinero, tu no te gusta gastar mucho dinero, dicen algunos jugadores. Pero... no, no, soy, soy muy simple, sencillo. Uh-huh. Ben basit bir adamım, düz bir adamım. Y no... Así, no me gusta... No me gusta realmente la, la vida a veces que se va a jugar de fútbol de... Exhibir, exhibirse uh-huh. mucho. Uh-huh. Creo que es un mal mensaje para la sociedad. Uh-huh. Tanto en Turquía, como en Uruguay, como en Brasil. Uh-huh. El jugador de fútbol, somos uno en mil uh-huh. que tenemos la suerte de llegar. Porque nos sacrificamos, trabajamos uh-huh. mucho, llegamos. Tenemos una buena vida, tenemos buen salario. Pero todos venimos de abajo, de familia más pobre. Sí, sí, entonces, sí. ser exhibido, ostentar... Uh-huh. Algo que yo no me gusta, rechazo completamente y creo que no es la imagen que debemos dar. Soy profesional, trabajo para estar bien, o sea, me gusta que me fallaste bien, pero no tentar. Uh-huh, uh-huh. Creo que es una mala imagen que el jugador pasa en Turquía, en Brasil, en Uruguay, en todos lados. Y yo siempre fui opuesto a eso. No, no me gusta hasta hoy, no me gusta. Soy simple, trabajo, vivo bien, pero no me gusta ostentar. Yani bakıldığında aslında bu Güney Amerika'da da olsun, Türkiye'de olsun biz futbolcular bir nevi sosyal olarak fakir ailelerden daha çok geliyoruz. Bakıldığında ve çok çalışıyoruz, hayatımızdan fedakarlıklar veriyoruz. Tabii ki de bunun karşılığında iyi şekilde yaşıyoruz, iyi paralar kazanıyoruz. Ama hani savurganlığa da karşıyım. Bunu herkes de bilir zaten hani şey yapar ve bakıldığında da hani evet hani... Şöyle de bir şey var futbol camiasında, bir söylenir bine çıkar o, biraz abartılır, o da öyle bir şey var ama tabii ki de savurganlığa karşıyım, tabii ki de iyi yaşamayı seviyorum, yani her şeyi yaşıyorum ama bu belki de biraz abartılmıştır diye görüyorum. Hay mucha gente en Turquía, en Sudamérica, que pasa necesidades. Tabii ki de Türkiye'de olsun, Güney Amerika'da olsun insanların kendi ihtiyaçları var. Y no vemos otros jugadores como referentes, como somos referentes. Y nosotros somos en realidad privilegiados uh-huh, por estar uh-huh. donde estamos. Entonces el mensaje que tengo que pasar es mucho más discreto y de sentido común, ¿no? De entender cómo funciona el mundo. Uh-huh. Yani dünyanın geri kalanı belki bizim yaşadığımızı tam olarak anlayamıyor. Neler yaşadığımız. Sonuçta hani sizin bazı başka sorumluluklarınız da oluyor dışarıdan bakıldığında. El mundo no es los jugadores Fenerbahçe, los jugadores Galatasaray, uh-huh. Manchester City, PSG, no, el mundo es... Somos el 0,001%. Yani bu Fener'in oyuncusu, Galatasaray'ın oyuncusu ya da Paris Saint-Germain'in oyuncusu başka tabii. Bu, biz aslında bakıldığında dünyada 0,001'den ibaretiz aslında. Yo creo que hay que tener mucho respeto por el dinero que uno gana honestamente, tener mucho respeto y bueno, y saber pasar un buen mensaje por la imagen que el jugador tiene, ¿no? Yani tabii ki de paranın değerini biliyoruz. Yani hani savurganlığı da yapıyor ve aslında bu güzel bir imaj da yaratma oluyor aslında bakıldığında. Alex'le alakalı bir anısı var mı? Lo vi semana pasada ahora. Geçen hafta gördüm Alex'i zaten burada. Salió de San Pablo, la Sub-20 San Pablo para dirigir a Bahía, Primera División. Yani işte biliyorsunuz Sao Paulo'da ikinci ligde. No, Alex por ejemplo. Görev yapıyor. Primero que yo hice en Fenerbahçe 30 goles. Y fueron 30 centros de él. O sea, yani Fenerbahçe'de 30 gol attıysam 30'u da onun ortasıyla oldu. Yo le decía en los partidos o en las prácticas dónde tiene que tirar la pelota y la pelota iba ahí y yo atropellaba. Yani antrenmanlarda olsun nereye atacağını söylerdi. Ben oraya gider vururdum. Y así yerré mil. Yani belki bin kez. Porque iba ahí, la pelota iba ahí. Yani çünkü, biliyorum çünkü top hep oraya gidiyor. Atıyor oraya. No, pero yo siempre me gustaba con Alex, que lo hablamos siempre, inclusive ahora. Yo nunca vi un jugador más inteligente y más rápido mentalmente que él para resolver jugadas. Yani ben onda gördüğüm o aklı ayaklarına iletme hızını hani başka bir yerde görmedim diyebilirim. Neymar'da, Messi'de de mi görmedin? Alex mejor. Yo, o konuda mentalmente, Alex daha iyi olarak. Claro, si físicamente. Tamam, fizik olarak. Alex tuviera la velocidad de Neymar o de Messi, sería más que ellos. Eğer Alex'in hızı Neymar ya da Messi'nin hızıyla eşdeğer olsa onlardan daha iyi olur. Mentalmente muy inteligente. Sabía la jugada. Oyunu çok iyi biliyor. Yo siempre entrenaba
en las prácticas fuerte, fuerte, a presionarlo a él para yo entrenarme, a ver, para entrenarme yo, para intentar sacar la pelota o adivinar la jugada de él, uh-huh, o anticiparlo. Nunca podía, nunca. Onu çok zorluyordum, bilerek zorluyordum hani o topu öyle kontrol etmesin, şey yapmasın, ama hiçbir zaman engel olamadım mesela. Y él dice que entrenaba conmigo la parte de ser más intenso, saber protegerse en las prácticas, uh-huh, ser más, uh-huh, fuerte. Entonces, sin decirnos nada, los dos nos entrenamos mutuamente. Yani o da hep söylerdi hani seninle antrenman yapmak gerçekten çok iyi, o sertliğin, o şeyi. Hani bunu birebir konuşmamış olsak bile çok severdik birbirimize antrenman yapmayı. Çünkü hani benimle çalışması ona da aslında çok iyi yarar sağlıyor. Mi objetivo a veces las prácticas era cuando hacíamos reducido, espacio, un partido pequeño. Hoy le saco la pelota a Alex. Hoy se la saco. Ese era mi objetivo y no nunca podía. Yani o ufak alanda maç yaptığımızda, minyatür kale oluşuyorsun, Alex'e karşımda olursa hep topu almak istedim ama hiçbir zaman da doğru düzgün alamadım. Siempre estaba un segundo antes. O tocaba de primera, o giraba por otro lado, çünkü o amagaba. Her zaman hiç şaşmıyor. Benden bir saniye önce hareket yapıyordu. Hani ben tam gidiyorum, bir saniye önce dokunuyor. Ben tam gidiyorum, bir saniye yana dönüyor. Hani farklı yöne. Her zaman yani inanılmaz bir şey. Sevilla maçı, Fenerbahçe tarihi için önemli maç. O maç için neler söylemek ister? Bir de Galatasaray maçında şişelerin sahaya, hı-hı, yağdığı maçta gol de attı. Hı-hı. Böyle tarihi maçlarda da var Lugano. Ese partido fue mejor. Benim için o maç en iyisiydi. Şişelerin atıldığı. Yo cuando cuento en... Tam Lugano'ya no, göre no, değil mi? Parati... Parati muy... Él no besleniyor. Porque estás comiendo de esa agresividad de botellas de... Tabii ki de, tabii. Yo cuando cuento en Sudamérica, no sé, que en los clásicos que yo jugué acá, me tiraron asientos, botellas de raquí, piedra, moneda. Y sí, ahí el partido seguía. El partido seguía y nadie se quejaba. Sí, sí, sí. O sea, y no llorábamos y no nos quejábamos y no era una disculpa para si perdíamos. Uh-huh. Entonces hoy el fútbol, yo qué sé, pasaron 10 años, no pasaron 50 años. Hoy el fútbol, por cualquier cosa, el jugador llora, se quejan, hay suspensiones. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Dónde está el límite? A mí me encantaba esos partidos en ese clima así. Era adrenalina. Estábamos siempre al límite. Ya tabii ki de o maçı unutamıyorum. Çünkü bir yandan maç devam ediyor. Tribünden koltuklar geliyor. Aynı zamanda şişe atılıyor ve rakı şişesi geliyor. Hem de dolu rakı şişesi. Yani. Dolu rakı şişesi geliyor. Ona rağmen karşı takımda olsun, bizde olsun, kimse şikayet etmiyor, kimse oyunu bırakmıyor ve sonuna kadar mücadele ediyoruz ve devam ediyor. Ama yani onunla bir sınırı vardı. Tamam, her şey yağıyor, bir şeyler devam ediyor ama maç da devam ediyordu. Ama şimdiki dünyada topçular en ufak bir şey oldu mu duruyor, maçı durduruyorlar, cezaları çok veriyorlar. Hani şimdinin futbolu çok daha yumuşak oldu. O zaman da çok fazla sert. Hani bunun limiti aslında tam neresi ben de bilmiyorum. Ama ben eskiyi daha çok seviyorum. Zico ile anısı var mı? Un gentleman. Un fenómeno. Zico, la parte defensiva, él le confiaba tanto en nosotros que muchas veces dejaba a nosotros tomar las decisiones. Yani Zico ile şunu söyleyebilirim, kendisi tam bir gentleman, kendisi bir fenomen. Defansif anlamda konuşmam gerekirse Zico hakkında aslında bize bırakıyordu. Yani nerede nasıl çıkacağız, kimi nasıl tutacağız, hani aslında bize bırakıyordu. Ve bu aslında çok önemli bir şey. İletişim, insanlarla iletişimde olması futboldan geliyor sonuçta. Çok iyi biliyor futbolu. Ve o açıdan biz çok mutluyduk. Çünkü bir nevi bize bırakıyoruz. Genelde antrenörlerde şu vardır. Buranın yöneticisi benim. Hani şunu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Çok fazla her şeye girerler. Ama Zico'da böyle bir şey yoktu. Bir nevi defansif anlamda özellikle Edu'yla beraber bize bırakıyordu ne yapmamız gerektiğini ve bize güvendiğini gösteriyordu. Emre Belezoğlu'yla anısı var mı? Konu Emre. Gran profesional, jugador de mucho temperamento, tal vez de los jugadores turcos más importantes de la historia, ¿no? Uh-huh, porque ha jugado, uh-huh, en Europa, uh-huh, en todos lados. Gran líder, realmente también nos dábamos muy bien porque nos complementamos. Yo lo respetaba mucho y él me respetaba a mí. Kendisi çok büyük bir profesyonel.
Çok fazla beraber olma şansımız da oldu. Yani şey olarak ben ona saygı duyarım, o da bana saygı duyar. Aslında bak Türkiye'ye de bakıldığında Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri. Çünkü Avrupa'da da Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil etti. Şimdi de antrenörlüğü yolunda çok iyi ilerliyor. Kendisi için de çok mutluyum bu konuda iyi ilerlediği için. Muslera da gelmeden önce telefon açmıştı. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi sormuştu. Gelebilirsin, burada çok mutlu olursun demişti. Ve Muslera 11 senedir burada. Muslera ile konuşuyorlar mı? Muslera kendisine teşekkür ediyor mu? Sí, sí, bueno, con Fernando somos amigos porque él prácticamente se inició la selección conmigo como capitán. Entonces, tenemos una relación de amistad con él, con la familia, bueno, con la madre que falleció ahora. Tabii ki de onunla konuştuk. Yani ona anlattım. 11 senesi oldu burada. Onun için gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben milli takımda kaptanken Muslera da Uruguay milli takımında büyüdü. Aslında hani oradan da bir arkadaşlığımız var. Gelmeden önce tabii ki de onunla konuştuk. Türkiye'nin ne kadar iyi olduğunu anlattım ona. Tabii ki de bazen ara ara kopukluklarımız oluyor ama herkes kendi dünyasında olduğu için bazen de karşılaştığımızda o dostluğumuz devam ediyor. Çünkü neden? Biz aslında ülkelerimizin Muslera olsun, ben olayım, Lemos olsun, Rossi olsun, biz aslında ülkemizi temsil eden bir elçiyiz burada. Özellikle de ben Güney Amerika'da Türkiye'yi temsil eden bir elçi rolündeyim. Birçok oyuncu gelmeden önce bana ulaşıyor, sorularını bana soruyor ve sonuçta diğer oyuncular da bir prestij olarak gösteriyorlar ve güzel bir şekilde prestijlerini ülkemizi burada temsil ediyorlar. Özellikle de burada olan diğer sadece Uruguaylı değil, Güney Amerikalı oyuncularla da zaten konuşuyorum. Çünkü ben burada uzun süre yaşadım, ailem de burada. Türkiye ile ilgili, Türkiye'yi de aslında orada temsil ediyorum bir yandan. Roberto Carlos. Estamos ahora en Qatar juntos. Katar'da beraberdik şimdi. Este, en la época que el fútbol turco traía al mejor lateral izquierdo de la historia, ¿no? O sea, era otro fútbol. Sí, yani bizim olduğumuz zaman sanırım Türkiye'deki futbol en iyi zamanlarındaydı, değil mi? Yani evet. En yüksek zamanlarında. Anelka vardı. Anelka abi yani. Sí, 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 otro fútbol. Başka bir futbol oynanıyordu o zaman. Evet. Bambaşka. Este... Muy, muy diferente. Muy diferente. İnanılmaz. Es increíble. Este, no, y con Roberto, la verdad, además de la admiración como jugador, adentro de la cancha nosotros sabíamos que teníamos que cubrirlo, ¿no? Él se podía ir, nosotros lo cubríamos porque él tenía el respeto nuestro de decir, vos andás para arriba que yo y Edu sí, para cubrimos, cerramos tu espacio, no te preocupes que sos un fenómeno, te lo mereces. Este, no, gran persona, mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Este, y hasta hoy tenemos amistad, siempre hacíamos, en aquel momento nos reuníamos, hacíamos cumpleaños, hacíamos churrasco. Habíamos un buen grupo, había un buen grupo. Şöyle maç anlarında Carlos'a Edu ile beraber derdik ya sen çık biz senin tarafını kapatmaya çalışırız, sen bırak sen git yani. Bunu çok derdi çünkü dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi sol bek. Yani ona da saygımızdan şey, sen çık biz orayı kapatırız derdik her maçın her anında. Onunla da çok iyi bir, o grubumuz çok iyi bir grup. Hala görüşürüz, doğum günlerinde mümkün olunca beraber geçiririz. Çok iyi bir ailevi tanışıklığımız da var. O açıdan o zamanlar çok daha farklıydı. Son iki soru. Beckham'la da Paris Saint Germain'de oynadı. Hugas'ta comeback. Ben İbrahim Üzülmez'le röportaj yaptım. İngiltere-Türkiye maçı dedi ki, ya dedi kanka dedi, adam dedi öyle bir parfüm sıkmış ki dedi. İnanılmaz güzel kokuyor dedi. Var mı Beckham'la bir anısı? Fue contra Inglaterra en Anfield. Y el capitán de Inglaterra, Beckham. Y yo de Uruguay. Y sí, intercambiamos camiseta, banderines, todo. Y sí, la verdad que era... Fue el primer jugador de fútbol, yo creo, en la historia, que después nos ayudó a todos en valorizar la imagen del jugador. Más elegante, educación, siempre postura. Yani şunu söyleyebilirim. Ben Uruguay'da kaptanken, o da İngiltere'de kaptandı ve karşılıklı oynadık. Hatta maç bitiminde de formamı değiştirdim onunla, kendisiyle. Beckham'ın o zamana kadar aslında biz futbolculara yaptığı çok büyük bir iyilik vardı. Çünkü kendini öyle güzel bir pazarlama stratejisi yaptı ki hani en elegant olan futbolcu, kendine çok iyi bakan, kendine çok iyi eğitim veren, bu şekilde de aslında sektöre, futbolculara bir değer kattı. Şimdi tabii ki de Cristiano çıktı, daha sonraları çıktı ama o zamana kadar bunu ilk yapan futbolcu Beckham'dı. Ve hani o sahada da tünel tabii çok ufak oluyor, dar oluyor. Ama sanırım söylediği doğru, gerçekten de en güzel kokan oydu yani.
Fenerbahçe şu anda nasıl buluyor? Jesus'la Fenerbahçe iyi bir çıkışta. Performansı nasıl değerlendiriyor? Dünya Kupası öncesi gerçekten çok iyi performanslar sergiledi. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyun, performans ve Arda Güler için neler söylemek ister? Bueno, primero creo que el equipo este año está muy bien. Es un trabajo también bien hecho por Gelatín de traer jugadores jóvenes que se vayan formando y creciendo con los años en Fenerbahçe. Valla şu anda Fenerbahçe'nin performansı için takım gerçekten iyi. Çok da güzel gidiyor. Oyunculara bakıldığında genç ve gelişen oyunculardan kurulu ama şu var, gençken de tecrübeli gençler alınmış. Bu açıdan gerçekten çok önemli bir oyuncu grubu ile Fenerbahçe yürüyor ve bu anlamda da başarılı olacak gibi gözüküyor. Özellikle şeye baktığımda da bizim dönemimizden sonra nedendir bilmiyorum Fenerbahçe Güney Amerikalı fundamentalinden, futbolundan koptu. Ve şu anda da takıma bakıldığında 7-8-9 tane aslında Güney Amerikalı var. Aslında Güney Amerika dünyadaki futbolun en iyi oynandığı yer diye bakılıyor. Çünkü neden? Dünyanın en büyük takımlarında da takımı yönlendirenler aslında Güney Amerikalılar. Fenerbahçe bu fundamentalinden niye koptu onu da anlamış değilim. Çünkü bizden sonra başka kıtalardan birçok oyuncu aldılar. Onu kombinlemeye çalıştılar ama tutmadı. Tekrar Güney Amerika sentezine dönmeye başladılar. Jesus'a baktığımızda da gerçekten çok karakterli bir hoca. Zaten Flamenco'da yaptıklarını da çok iyi biliyoruz, geldi. Takımı şampiyon yaptı ve gitti. Zaten bu karakterdeki o hocalar çok da fazla duramazlar. Kendilerini başka yerde de göstermek isterler. Aslında onun karakteri Türk fundamentaline de uyuyor. Bir nevi yakın. Çünkü çok tutkulu. Kendini göstermek istiyor. Oyuncularını da buna göre seçiyor. Ve buna göre de hazırlıyor. Çok daha iyi olacağına da inanıyorum. Arda konusunda da bakarsak Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir şey yaptı. Arda'yı bulmakla, onu hazırlamakla, getirmekle. Ama şunu söyleyebilirim. Aslında hem Fenerbahçe hem de Arda şu ana kadar en kolay olanını yaptı. Asıl zor olan ve bundan sonra onun için belirleyici olan bundan sonrası. Çünkü Türkiye gibi tutkulu bir ülkede futbolu ve futbolcuya çok değer veren, bazen de hak ettiğinden çok daha fazla değer veren bir ülke bu tip oyuncular için çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden bu özelliklerinin yanında kendisi her duyduğuna inanmamalı, kulaklarını kapatmalı ve her gün sadece kendisi için düzgün şekilde çalışarak ilerlemeli. Yoksa daha öncesinde de kötü örneklerle dolu olan bir ülke Güney Amerika'daki gibi, bizde de var. O yüzden Arda sadece kendine bakıp oyununa devam etmeli. Çok teşekkür ederim. Muchas gracias. Teşekkürler for you. My friend. Size teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ne demek. Sevgili seyirciler, Diego Lugano ile gerçekten çok güzel bir röportaj yaptık. Matchup.com.tr'nin ve Serkan Aydın Saç Hekimi'nin katkılarıyla, sponsorluğunda Atakan Kurt ile Futbol Anları programı. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edecek. Hoşçakalın efendim.